Dokuma keserdi makaslar. Dokuma ölçerdi metreler. Alman savaşını tartışarak. Evet. Süphane selam verirdi uzaktan. Bir fonografın cılız sesinde yer yer toz yağmuru ıslatırdı gözlerimizi. Kızarıp şişerdi gecelere inat trahomlu hasta gözler. Mekik şakırtıları besni dokurdu tezgahlarda, Anadolu'da besni satardı eller. Evet, Azim Şehrin tanıklarının bugünkü konuğu, dokumacılığın yani curfalığın yaşayan evet. efsanelerinden Mehmet Buluş, diğer adıyla namı diğer Kara Mehmet Dayı bize aşağı şehirdeki dokumacılık günlerindekini dokumacılık günlerini anlatacak. Mehmet abi, evet. dokumacılığa başladığındaki çırak arkadaşlarını, halfelerini, ustalarını hatırlayabiliyor musun? Evet, kimlerdi? Evet, hatırlıyorum. Şimdi ustam Siftah Kontoğlu Vakası'dı. Ondan sonra kardeşi Duran'dı. Kardeşi Çavuş'ydı. Hatta Çavuş sağdı Antep'te. Hem ağam bunlardı. Karşıoğlu Çete vardı. Masraşa arkadaşım. Hem ağam Lobzan oğlu Mehmet vardı. O sonra Pankaya gidiyor daha. Hem ağam çoğu yani dokumacı arkadaşlarımız. Bu Mamo odayla da ben tam 8 sene bir tükende çalıştık. Tüken kendinin köküydü. Biz daha seneli oturduk. Hem ağam 8 sene onunla ben bir baş çalıştım. Besin'in Hasan Ağa 415 tane Veskal tezgahı vardı bak. Biz o zamanımızda. Evet. O Alman harbinde. Bu 415'ten fazla da 60-70 tezgahın da Veskası yoktu. Bu Veska da aynı şimdi Bağkur'dan aile aldığımız gibi eyle para kazanıyordu o zaman. Onlara hükümet iplik vermedi Veskası olmayanlara. Hani bunları korkutturar milleti. Vergi yazacağımış şeye, vergi şeyle olacak, böyle olacak korkutturar. Babam evet. bana da dedi. Alma dedi. Ben kabul etmedim. Arkadaşlarım Peki. oldu. Mehmet abi kaç yaşında başladın dokumacı çıraklığına? Dokumacı çıraklığına 8 yaşında gittim ben. Siftah gittiğimde haftalığın bir kuruşaydı. 6 tane helfiye. Gider işte sularını getireyim, meklerini getireyim. Şuradan bir ekmal geldirirler. 8 yaşında yani gider geldim. Haftada bir kuruş verirlerdi bana. Bir para yani. Bir sene böyle gittikten sonra 2 tezgahı masraya sardım. 3 kuruşa. Kademin kardeşim Müslüm Usta vardı. Evler bağa göçtü. Kuyucağı anam dedi ki oğlum üç kuruşun için niye gidiyorsun? Gitsen anca boğazına yeter. Gitmedi de işte bu yaz dinlen dedi. Adam dağıttık ta eve geldi. Ne var 40 para fazla verim günlüğüne 4 kuruş olsun. 2 tezgahı masraya sarıyorum 4 kuruşa günlüğüm. Bir seneden fazla da ile gittim geldim Hasan Ağa. İşte bütün ömrümüzü bu şeyde çürüttük. Çok da havasıydım ben Zenaat Hasan Ağa. Peki aşağı şehirdeki dükkanınız neredeydi? Hatırlayabiliyor musun? Hatırlıyorum. Şimdi bu aşağı şehirde Atlas Çarşı'nın arka damı vardı, üst tarafı. Oduncu Bazarı'na varmasız en çok orada çalıştım. Son zamanda da ben 3-4 sene tam Oduncu Bazarı'nın içinde çalıştım. Anoca köylüler yanına, alba tükenleri falan da hep şöyleydi. Katiciler gelirler, samanı, yükünü, kirayı yıkanlar. Getirirlerdi bizim tükenin böyle karşısına falan da atlarını, katırlarını bağlarlar, giderler. Peki ne işlerdiniz? Elektrik yok, el tezgahıydı değil mi? El tezgahı, sihtar biz böyle ağbez işlerdik. Yani anca şu ende vardı. Sonra çekme tezgahlar çıktı. Art dokuma işlemeye başladık. Daha ondan sonra büyük tezgahlar çıktı. Döşek yüzü işledik. Daha ondan sonra baba da otülü derdi. Ondan işledik ki santıma 12 mekiğe atardık. Ama çok güzel yani şeyler dokurduk. Peki aşağı şehrin yukarıya taşınmasıyla dokumacılıkta aynı mesleğe burada mı devam ettirdin? Ben çıktıktan sonra sana burada bu Yağap Bülün garajı var ya orada bizim Siftah bir tezgahım vardı. Son iki tane aldı. Bir de pasım verdik. 3 tane tezgah. Eşliydik yani biz 4-5 tane oğlan vardı. Yalan şey burada deme olmuyor. Adam olmadılar. Çalışsalar işlerine güzeline baksalardı. İyiydi şimdi Hasan abi. İki tane tezgahımız çalışıyordu. Her şeyini biz yapıyorduk. Burada bobin makinemiz vardı. Günde bir sürü para kazanıyorduk. Burada eşliydik yani biz. 5 tane oğlan evladı. 2 de bizi yavruladı. 7 tane ama paranın kıymetini bilmedi Hasan abi. Şimdi de bak her biri bir yere dağıldı. Eli işini işliyorlar. Evet. Miskinim tezgahları bize dağıttırdılar. Ali bile bana der ki, yok oğlum yok baba ya, ailem bıraktı bu mesleği, sen bırakmazsın ya. Oğlum yavrum ne diyeceksin, sen çalışıyorsun, paranı da alıyorsun benden. Evinde idare de oluyor. Her şeyini de alıyorum, daha ne diyeceksin sen tezgahımı dağıttın. En sonunda dağıttırdılar bana tezgahları. Peki, peki Mehmet amca. Peki Mehmet amca. Evet. Dokumacılığı hep yaşın ökmünce hep Besin'de mi yaptın? Hiç gurbet hayatın oldu yok, mu? Yok, hiç gurbet hayatım yok. Bir defa gideceğim, anamın dayısı
Konya'ya gidiyorlardı. Anama geldim dedim ki ana işte 15 şekerim, gümüşe kağıtım para veriyor. Ana ben de gittim dedim. Hep gidiyor. Ben de ayrışlıyım ha. Bir yavrum da bu Konya'sa sana ne der dedi. Tezgahın var, işin var dedi. Bırakıp da daha bir de elin işini tutmayan mıydı? Ben gitmedim. Hep gidenler Hasan Ağa. Şimdi bunlar hep geri kendine kaçtırar geldiler. İmamoğlu hacı vardı. Sen ona kavuşmamışsın. Şimdi bunlar gece kaçıyorlar diyor. Söylüyor diyor. Karaman'a gittilerdi. Bunlar biliyor Konya'nın. Karaman'dan da Konya'dan. Dünya sende de hiç murazım kalmadı. Gece kaçtıklarıyla türkü söylemekten gelmişler Konya'da. Kaçmışlar Karaman'dan. Ama hiç kuvvet hayatım yok Hasan Ağa. Devamlı burada çalıştım yalnız. Peki Tokat'a gittiğin? Tokat'a gittiğimiz işte... Gurbet hayatım yok diyorsun, Tokat'a gittin. Ama dokumacılık etmedim orada, mal sattık. Seyyarlığa gittin. He, seyyarlığa gittik. Ayak tüccarlığı. He. Evet. Ben ayak tüccarlığı ya. Şimdi burada kardeşim gitti, gelmiyor eve. Oğlan çocuğu, hiç çocuğu olmuyordu. Bir de çocuk verdi Allah. Babam dedi ki, ne var oğlum yavrum, bir kere git de şunu elin altına alıp, bu niye gelmiyor evine yavru diyor. Ben de ona getirdik, şey ettik. Mektup yazdık. O zaman işte iki telefon vardı. Mektup geldik işte 5-6 balya savan aldı gel diyor. Tokat'a gidiyorsun. He. 5-6 balya savan aldım gittim ve vardım Hasan Ağa ki bizim Burak'ım değil. Soğuk ben hiç dayanamıyorum. Her gün derim Sevan'a hemen akşamüstü geri gideceğim lan diyor. Kuşum onu Bekir de orada. Oğlum gel yavrum gitme dedi yavrum. 300 kağıda gelmişsin buraya. Bu malla gel 300 kağıda gelsen 600 kağıt. Bir de evim o zaman üstünde yine yaptık. Paramız da kalmadı. Ama ben dedim nasıl edeyim yarabbi. Geldik bu eve gelemiyor. Geldim bunun evini de götürdüm Hasan Ağa. Sen kendi evini de götürdün mü Tokat'a? He, benimkini de götürdüm. Bir var gittik. İki kardeşin avradın. Avraları da aldım. Gittim ben. Vardı her şeyimiz de orada. La yavrum gözüm hayran la şu elin malı borcu verme. Bak benim bir borçluğum geldiği zaman gelip de param merahım derse yavrum ne yapayım? Ha sattığımı sattım. Satamadığımı ağdırıyım. Satana ya da yavrum bekliyorsan paranı veririm. Yoksa malını al git dersen bana bir şey demezler dedim. Olmadı başka demedim Hasan'a. Kaç yıl kaldınız Tokat'ta? 5 sene evimizle kaldık. Bir sene de ile kaldık 6 sene. 6 sene kaldın. Şimdi bu arada ben diyeyim gidek diyorum. Avrat diyor ki yok diyor gidip işleyeceğim diyor. Orada diyor köylere gideceğim. Sağa solda olacaksın, yorulacaksın. Sana, burada var tükendi rahat rahat oturuyorsun diyor biliyor musun? Ben dedim bir avrat ben burada iki ekmek yiyip de orada bir deney yemiyorum dedim. Burada da bir ekmek yiyorum. Oraya da gidersen bir ekmek yiyeceğim. Ne diyeceğim daha burada kahri çekeyim. Sefadır uyuyor muyum sana? Bu borcu da kafam hiç dayanmaz. Birine 5-3 borcum oldu mu uyuyor mu? Ama yavrum etme diyorum bildiğini kalmıyor. Verme şu elin malını borca diyorum. Başka elemedim. Tokat dönüşü yine dokumacılık hayatına çözgücü olarak besinde devam etti. Geldim he. Şimdi sana ben bu dokumacılığa gittiğim zaman direzin sökmeye bir kere 25 kuruş aldı biri benden bir direzin sökmeye. Boyum yetmezdi. Şey ederdim, bu boyda bir et kütüğümüz vardı, götürürdüm. Bir de ekmek tahtası götürürdüm. Onun üstüne çıkar, direzini sökerdim. Bu zirayet bana şey oldu, tam yerleşti yani her şeyini. Askere gittim, geldim ki, benden bir ay evvel söz vermişler. Karahmetoğlu Kadir'le Türkmen Vakası. İkisine 10 dezgahı var. Bunların çizgisini sökeceğim. İpliklerini boyayacağım, işte daraklarını delip çekeceğim. Yani velhasıl boş kalmayacağım, sebatını aşmaya çalışacağım. Ama geldim kaç ayda onlarınkileriyle söktük. Bu sonkini burada 4 sene söktüm. 4'müş direzinli. Ne bileyim işte. Şimdi Bağkur'dan emeklisin herhalde şimdi bildiğim kadarıyla. Bağkur'dan emekliyim ben şimdi. Dokumacılıkla ilgili. Evet. Şimdi 810 kağıt veriyoruz. Bir sefer 820 veriyoruz Hasan'a. İyi güle güle harca. Sağ olasın Allah. Dillerine sağlık. Amin. Çok teşekkür ediyoruz. Allah milletimize, devletimize binlerce sağlık vere kurban olduğum Allah. Binlerce sağlık versin, bin bin bereket versin devletimizin, milletimizin kesesine de. İdare oluyor Hasan'a. Sağ ol. Dillerine sağlık. Olasın, Allah senin Allah. Şahsında besni dokumacılığını emeğe geçen bütün eski ustaları rahmetle anıyoruz. Amin, amin. Hayatta amin, kalanlara sağlıklı amin, uzun ömürler amin, diliyoruz. Amin, amin. Çok amin. Teşekkür ederim, amin. Sağ ol. Sen de sağ olasın, ömürler.